Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir bebek battaniyesi hazırladım. Şimdi hep birlikte öreceğiz. Oldukça kolay ve şık bir model. İstediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Bebe yünü olan iplerde daha değişik iplerde öreceğiniz modele göre ipinizi seçip tığ numarası seçtikten sonra başlayabilirsiniz. Ben bunun için üç buçuk mil bir tığ kullandım modelimiz 5'in katlarından oluşuyor zincirlerinizi 5'in katları şeklinde ayar, ayarlamamız gerekiyor bebek battaniyesi öreceksiniz 90 cm ve 90 cm olacak şekilde e, ilk başlangıç kısmı zincirlerinizi 90 santim olacak şekilde çekebilirsiniz ben şimdi sizlere küçük bir parçada göstereceğim için 5'in katları şeklinde zincirlerimi çekip geliyorum hemen Evet 5'in katı şeklinde 20 zincirimi çektikten sonra 2 tane zincir ekliyorum. Daha sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. zincire batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bilmeyenler için önce ikisi sonra ikisi şeklinde. Bakın burada bir köşe oluşturduk gördüğünüz gibi. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar aynı veya batıyorum ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum önce ikisi sonra ikisi burada bir V oluşturduk gördüğünüz gibi hiç zincir çekmeden tekrar en sonki yaptığım zincirden sonra sayıyorum 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum Burada yine bir V oluşturuyoruz. Arada üst zincir tekrar aynı V'ye batıyorum. Bir tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Evet, birinci sıramızda bu şekilde V oluşturarak ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Şöyle çift kanadına batıyorum gördüğünüz gibi ve burada da bir V deseni oluşturuyorum arada 3 zincir tekrar aynı ve batarak ikili trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum tekrardan bir V desin oluşturuyorum üst zincir çektim aynı V'ye batıyorum tekrardan tekrar bir ikili trabzan yapıyorum Evet burada V'mizi oluşturduk ve en sonda trabzanımızı yapacağız yine hiç zincir çekmeden 1 2 Üçüncüye batıyorum Ve ikil trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde birinci sıramızı oluşturduk gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızı geçerken diğer rengime geçiyorum hemen pembeye. Evet geçiş yaparken şurada iki ilmek trabzan yaparken iki ilmeği bırakıyoruz şöyle. Ve hemen pembe ipimize geçiyoruz bir zincir çektik ve bu şekilde geçişimizi yaptık 2 3 4 tane zincir çektim ve çevirdim 4 tane zincirden sonra hemen V'mizin aradaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa batarak 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 Hemen bir zincir diğer boşluğa batıyorum ve 4 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 Bir zincir tekrar diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan sonra bir zincir ve diğer yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum tekrardan en sondaki trabzana batarak ikili trabzan yapıyorum Evet bakın gördüğünüz gibi bu kadar kolay ikinci sıramızı tamamladık Eğer iki renk yapacaksanız ipinizi kesmenize gerek yok Hemen buradan şimdi beyaz ipimize geçiyoruz Ben Dilerseniz size iki renkli anlatayım yani 3-4 renk yapacaksınız buradan ipinizi kesmeniz gerekiyor yeni ipinize e, geçiş yapmanız için hemen beyaz ipime geçiyorum bakın şurada bir zincir dört tane trabzanın arasında bir zincir bırakıp köşedeki bir iki üçüncü zinciri batıyorum ve buradaki zincirleri birazcık bol çekerseniz daha kolay olur Ben biraz sıkı çekmişim gördüğünüz gibi hemen şu şekilde geçişimizi yapıyoruz 1 2 3 4 4 tane köşe zincirimi çektim köşe zinciri çektikten sonra hemen şuradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum 1 bir. bir tane ikili trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum ve V deseni oluşturdum bir tane gördüğünüz gibi köşe tırazlarımı yaptım sonra V desen oluşturuyorum şimdi hiç zincir çekmeden bu iki tane tırazların tam arasına batarak bir V desen oluşturuyorum yine 1 2 3 zincir çektim tekrardan aynı ve batarak ikili trabzan yaptım bakın burada bir ve oluşturdum gördüğünüz gibi şimdi diğer boşluğa geçiyorum arada 3 zincir Tekrar ikinci desenimiz için bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz. Bakın. Şimdi iki modelin arasında bir sırada normal yapıyoruz. İkinci sırada iki modelin arasına V'leri oluşturuyoruz. Bu şekilde ilerliyor modelimiz. Bir sırada normal yapıyoruz. Diğer sırada kaydırıyoruz iki modelin arasına doğru. Evet, şimdi. En son kısma geçiyoruz. Şu araya bir V deseni oluşturuyoruz. 3 zincir tekrardan ikili trabzan Bakın buraya da V desen oluştur. Şimdi köşeyi yapacağız. Köşeyi de sanki bir ilmek varmış gibi bu şekilde Batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum ilmek alıp şöyle ikili trabzanımı yapıyorum sonda iki tane bırakıyorum mesela bu ipi bu değildi başka rengi geçtiysek şu şekilde göstereyim sizlere hemen burada diğer rengim olan yeşili de bu şekilde geçiyorum. 4 zincir çekip hemen modeli kuruyorum. Şimdi ben e, pembeden devam edeceğim. Hemen geçişimizi yaptık. 1 2 3 4 tane zincir çektim, çevirdim. Çevirdikten sonra hemen ilk V desenin içine batarak 4 tane ikili tırabzan yapıyorum. Arada bir zincir unutmuyoruz bunu. Diğer bedesine geçiyorum hemen. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın oldukça kolay ve şık bir moda. İki renk çok güzel oluyor. Daha büyük ve farklı renklerde oluşunu da sizlere göstereceğim. Bir zincir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum en sondaki trabzanı yaptım bir zincir çektim hemen köşedeki ya boşluktan bu şekilde trabzanızı yapın ya da normal zincir zincire batarak da köşe yapabilirsiniz trabzanızı terdi size kalmış Şimdi ben bu şekilde yapacağım sizlere göstermek için bakın gördüğünüz gibi iki modelin arasına denk geldi iki modelin arasına denk geldi Şimdi burada başa döndük artık baştaki gibi şuradan hemen batacağız zincirimizi çektikten sonra hemen şu iki boşluğun arasına yapacağız modeli bu köşeye yapmayacağız şu araya yapacağız bu şekilde modelimiz kendini tekrarlayan bir model şimdi sizlere büyümüş halinde göstereyim modelin Evet modelimin devamı bu şekilde bakın gördüğünüz gibi gerçekten çok tatlı ve çok güzel ve çok kolay. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber bu modeli örersiniz. Buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına küçük de olsa emoji bırakmayı unutmayın. Videolarımın daha çok kitleye ulaşması açısından çok önemli. Abone olup bana destek olursanız şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Örgüyle kalın modelimizin arkadan da görüntüsü bu şekilde çift taraflı kullanıma uygundur oldukça kolay ve şık bir bebek battaniyesi Ama dediğim gibi farklı ıı, örneklerde de kullanabilirsiniz